Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Orhun Topkaya, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Buradan sizlere selam olsun. Uzun zamandan sonra koyuna geldik. Evdeki işleri biraz hafiflettik. Dedim baba bugün hayvana ben gideceğim. Tamam dedi, bugün koyundayız. Haliyle koyuna geldik. Mekanı da değiştirdik. Bugün ne yapacağız sizlere? Bugün sizlere güzel bir yemek videosu yapacağız arkadaşlar. İnşallah son attığım videoyu izlemişsinizdir. İzlemeyenler bir daha izlesinler. Umut olmaya devam edelim arkadaşlar. Neyse biz bugün psikopatımız da burada, şöyle göstereyim sizlere. Neler yapacağız? İşi abartacağız biraz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet. Hadi bismillah. Ne var? Kıymamız var. Ne var? Hamurumuz var. Sabah yoğurdular koydular. Yoğurdumuz falan filan fişman. Arkadaşlar pide yapacağız bugün. Yani şu külde pideyi deneyelim. Bakalım sonuç ne olacak? Nasıl yapacağız? Nasıl yapabileceğiz? Yapabileceğiz mi? Yakacağız mı? Yakmayacağız mı? Bilmiyorum. Hiç yapmadım. Sizlerle ilk defa şimdi burada pide pişireceğiz arkadaşlar. Kıymalı, yumurtalı bir şekilde yapacağız. Ben malzemeleri hazırlayayım. Hamurumuzu annem sabah hazırladı. Şunun içine koydu. Mayalanmıştır sanırım. Şöyle göstereyim sizlere. Kıymamız var. Unumuz falan var. Bütün malzemelerimiz tam arkadaşlar. Ben şuraya bir çeki düzen vereyim. Ateşimizi biraz daha şöyle halledeyim. Başlayalım bakalım nasıl olacak sonuç. Hep beraber göreceğiz. Arkadaşlar hadi başlayalım. Ben koyuna geldiğimde mutlu oluyorum arkadaşlar. Çünkü burası sakin, sessiz. Kendimi bulabiliyorum burada. Bakın arkadaşlar, köpekler de burada da, bu köpeklerin dişi olanı, yani kan dişi getirmedik. Neden diyecekseniz şu ara bir kızgınlığı var. Bütün köpekleri toplayıp hayvana getiriyor. Kızgınlığının geçmesini, yani yavru yapacak da yavru yapmasını, geçmesini bekleyeceğiz. Adam akıllı sağlam bir köpek bulursak belki de çiftleştiririz. Şöyle göstereyim. Mekan burası. Meşelerimiz var. Şöyle güzelce bir meşe ağacının altında keyfimize bakacağız bugün. Eşeğimiz de uyuyor. Şunu hatırlatayım. 2 saat gibi bir süren var arkadaşlar. 2 saatten sonra koyun kalkacak. 2 saat içinde bunları yapıp bitirip yiyip sizlere göstermem lazım. Hadi bismillah. Başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bütün malzemeleri hazırladık. Şöyle bir saniye. Bir dakika. Evet. Bütün malzemeleri hazırladık. Kameramızı şöyle bir sabitleyelim arkadaşlar. Evet. Şimdi canlar, şöyle göstereyim. Eldiven giyeceğim çünkü hamur var. Bismillah diyelim, başlayalım. Hamurumuzu açacağım. İçine kıyma, kaşarımız var. Sade yapacağım. Koyun nereye? İnşallah beni yanıltmazlar. Dediğim gibi 2 saat süren var arkadaşlar. Hadi. Hazırız. Bizim tuzumuz da biberimiz de buradaysa. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Unumuz da burada. Şöyle. Hamurumuz nasıl oldu ki acaba? Sabahtan beri ekşidi mi ekşimedi mi bilmiyoruz ki arkadaşlar. Şu tenceremizin içine, bu her derde deva arkadaşlar. İlk defa eldivenle yemek yapacağım. Ne kadar hijyenik bir çobanım değil mi arkadaşlar? Mekan buralarda olabiliriz, başka yere gidebiliriz ama genelde buralardayız. Ona hamura ne güzel kokmuş. Şu hamura bakın arkadaşlar. Hadi bismillah. Şu poşetimizi şunun altına koyalım. Hamura görüyor musun? Yapıştı lan. Yok, yapışmadı. Un un, annem unu ondan koymuş. Un 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 un. Evet, yapışmasın yapışmasın yapışmasın. Biraz daha un, biraz daha un. Un nerede? Bunu nereye koydum ya? Evet, burada. Evet, annem şöyle 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 yap dedi. Şöyle 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 olmuyor. Arkadaşlar, ne yapalım şimdi? Evet. Bence hamur. O kadar büyük değildi buraya koyduğumuzda ya. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şimdi şu kadar keselim. Usta pideciler. Ay! Usta pideciler gibi olduk ha.
Şimdi hamurumuzu açalım. Arkadaşlar bu bir deneme. Yoksa yani bu çobanlar şunu şuraya koyalım. Burada bu şekilde uğraşacaklarını pek sanmıyorum. Biz işin güzelliklerinin yanında zorlukların yanında güzelliklerini de gösterdiğimiz için şey yapıyoruz. Yani bunları size göstermeye çalışıyoruz. Bakalım. Oğlum yırtıldı hamur. Fazla mı şey yaptık? Evet, şöyle açalım bakalım. İçine koyacağız şimdi. Fısır fısır mı olacak, çıtır çıtır mı olacak? Deliği de tıkayalım şurada. Yani bu bir denemedir arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Yağ sürmemiz gerekiyor muydu ya? Annem bana yağ koymuştu. Evet. Bugün aç kalmazsak iyidir arkadaşlar. Şunu az, ay zaten etimiz yağlı. Bismillahirrahmanirrahim. Yağ şişemizi görüyorsunuz değil mi? Çok az yağ damlatalım hamura. Evet. Gitme poşet. Sen bana lazımsın. Hafta sonu dede torun mavi kapaktaydık arkadaşlar. Görmüşsünüzdür, izlemişsinizdir. Görmeyenler, izlemeyenler izlesinler. Onlar umut oluyorlar insanlara. Bayağı çok kişiye tekerlekli sandalye yardımı yapmışlar. İnşallah. Evet. Şimdi kenarlarını şöyle yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar. Birazcık da şöyle tuzumuzdan atalım. İnşallah görüyorsunuzdur. Evet. Şöyle ateşin üstüne atacağım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Keçi yersen öldürme. Bak. Yanar mı sizce? Bismillahirrahmanirrahim. Bence yanmaz. Evet. Şimdi ana hamur koktu bilene. Şimdi hemen bir tane daha açalım. Evet. Un. Evet. Un. Bir tane daha açalım arkadaşlar. Bunun içine de yine kıyma koyacağız. Kaşar koyacağız. Diğer şeyimiz pişecek mi bakalım. Yağ. Yağı unutmayalım. Evet. Çok az yağ. Evet. Kıymamızı yaydıralım. Abi. Sizin sayenizde 3 kilo aldım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. 63 kiloya eriştim. Çok güzel bir rakam. Abi mükemmel yemek yapıyorum ben ya. Tabii arkadaşlar bunlar söz. Şimdi kaşarımızı da rendeledik. Evet. Yani şekil itibariyle pideye benzemeyecek. Ama şöyle bir tuzumuzu atalım. Bismillah. Ama güzel bir sonuç alacağız inşallah. Diğer şeyimiz pişiyor. Şöyle birazcık da buna köy biberimizden ilave ettik. Hadi bakalım pidecik gel bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Seni de gönderelim. Kaşar. Evet şimdi bunları çevirmek için bize ne lazım? Ne lazım? Ne lazım? Bir bıçağım lazım. Yani bunu bıçağımızı her işte kullanıyoruz. Evet. Tamam altı tutmamış. Yanmamış da. Çok güzel. Bu da böyle. Köz. Git buradan. Sen de burada piş. Birazdan çayımızı da demleyeceğiz. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şimdi geriye birazcık daha hamurumuz kaldı.
Onu ne yapacağız? Açacağız. Yumurtanın bir tanesini yine kaşarla beraber orada kıracağız. Buna yuvarlak açacağım ben arkadaşlar. Bunu değişik yapalım. Unumuzu alalım yine. Evet, unumuzu aldık. Şöyle kenarlarını kalın yapalım. Şimdi ne yapacağız? Şöyle göstereyim. Bu çörek yuvarlak pide olsun bu da. Görüyorsunuz değil mi? Evet, yuvarlak pide olsun. Şöyle. Buna birazcık yağ yapalım. Keçiler. Abi lütfen. Lütfen. Evet, birazcık yağ. Şimdi şöyle şey yapalım. Evet. Şimdi kaşar peynirimizi buna yapalım. Evet. Şimdi bunu buraya bırakalım. Arkadaşlar, tuz atalım. Biberimizi diğer şeyde sonra atacağız. Bunu oraya şöyle kenarlarını şöyle kaplayalım. Bir çukur gibi bir şey yapacağım. Ortasına yumurta kıracağım arkadaşlar bunun. Bakalım sonuç ne olacak. Görüyorsunuz. Evet, hamurumuz kokmaya başladı. Şunları çevirtireyim ben. Evet arkadaşlar. Bir saniye. Evet. Tam istediğim gibi sonuç elde ettik. Yani bunu da yaptım. Artık daha ne yaparım bilmiyorum. Gerçi yemek çeşit çok. Şimdi şunun içinde yumurtamız var. Hemen aceleten bir tanesini alalım. Arkadaşlar. Şunun ortasını biraz oyduracağız. Şöyle bıçağımızın arkasında çukura olsun. Çukurova. Oo, evet çok güzel. Sıcak arkadaşlar. Ateş çok sıcak. Buradaki kıymamız pişiyor. Bakalım pişecek mi? Yumurtamızı da kırdık. Yani şu anda şunları yaptık. Hadi bir soframızı hazırlayalım. Bunlar hafiften 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 bakalım. Evet. Pişecekler. Acık kenara alacağız. Ayar vereceğiz. Şu çaydanlığımızı şuraya alalım. Çayımızı demleyeceğiz. Evet. Görüyorsunuz hamur elle tutulur hale geldi. Benim de işime yaradı. Bayağı fasırdadı. Yumurtamız da orada pişsin. Şöyle. Ben kamerayı çıkartayım. Arkadaşlar yemekleri falan hazırlayayım ben. Yani yemekleri, salatalarımızı hazırlayalım. Çayı demleyeceğiz. Pişmeye anını da göstereceğim sizlere. Hadi bakalım. Şişt. Benim malzemeleri yeme. Kafanı kırarım koyun. He? Evet arkadaşlar. Şimdi altları yanmak üzere. Üstlerini pişirmek için ne yapacağız biz? Şöyle göstereyim. Şunu şu şekilde kapadım bakın. Yine her şeye yarayan tepsimizi. Bunun üstüne ben kül yuvacağım. Üstünde kızartmış olacağız arkadaşlar. Yumurtamızı da aynı şekilde yapacağız. Önce şu ikisini ben bir yapayım. Üzerlerine külü yuvayım. Ondan sonra altından çıkaracağız. Şöyle millet üstüne tenceremiz yine tencere kapağımız her şeye yarıyor. Üstüne külü yuvduk. Böylelikle içeride kaldılar. Dediğim gibi zemini yakmış olabiliriz ama keşke ilk baştan böyle yapaydık. Kesin çözüm bu herhalde. Şimdi şunu acık kenara çekeceğiz yumurtamızı. Bunu da yapacağız. Bakalım sonuç ne olacak? Şöyle millet bir 5 dakika geçti üstünden. Şöyle şunu alalım. Şu üstündeki külü. Bir bakalım bakalım. Gayet güzel kızarmışlar. Şöyle gösterelim. O zaman bunu almanın zamanıdır.
Obo, ay ay. Evet, etimiz görüyorsunuz pişmiş arkadaşlar. Evet, şunları ben bir çıkartayım. Evet arkadaşlar. Ondan sonra yumurtaya da aynı işlemi uygulayalım. Şimdi yumurtamız pişmedi gördüğünüz gibi üst tarafa. Şöyle. Evet. Şöyle külün ortasına getirdik. Şu pişmiş kaşarımız. Çok sıcak. Evet, kapadık. Bunun üstüne de kül yuvalım. Şöyle yumurtamız da hallolsun. Evet. Şu pideyi bir alayım ben kenara. Obo. Oo, elim yandı. Bir saniye arkadaşlar. İki elimle şunları bir hazırlayayım. Evet arkadaşlar. Bir 5 dakika sonra şu son yumurtamızı da açalım. Keşke bileydim ilkin böyle yapardım. Ulan yemek nerede? Tabii ki de burada tabağa yapışmış. Evet. Tabağı kaldırınca dedim bizim yanmaktan herhalde son çare kaybolmuş yemek burada arkadaşlar. Şunu da kenara alayım bir saniye. Şöyle şuraya yapışmış arkadaşlar. Fazla bastırmışım herhalde. Dedim herhalde yemeği komple yaktık, hiç kalmadı. Dur bakalım ama yanmamış, güzel bir sonuç çıktı inşallah. Evet arkadaşlar, hepsini eşit parçalara böldüm. Şöyle şunda peynirimiz var. Yanlış markadan dolayı zannetmeyin. Bu bizim köy peynirimiz arkadaşlar. Güzel. Şimdi üçünü de böldüm. Şimdi kıymalı, sade kıymalıyı bakalım. Şöyle size altını göstereyim. Bakın altı dayanma falan yok arkadaşlar. Yani yanları biraz fazla kızarmış. Şöyle bir bakalım. Hatta şöyle göstereyim. Çıtır çıtır yani. Okey. Son derece başarılı. Kaşarlıya gelelim. Kaşarlıyı da görüyorsunuz. İçinde görüyorsunuz zaten. Hamur olma durumu yok. Arkadaşlar. Bakın. Çıtır çıtır. Görüyorsunuz değil mi? Mükemmel. Şu zehir acılardan bir tane sallayalım. Geldik yumurtaya. Şöyle onu da göstereyim. Arkadaşlar yumurta da son derece güzel pişmiş. Bakalım. Bu da çıtır çıtır olmuş arkadaşlar. Şöyle. Abi. Çok güzel. Şimdi altlarında, kenarlarında biraz yanık var. Şöyle göstereyim. Mesela bu yanmış kenarlara. Ama altı yanık değil. Görüyorsunuzdur inşallah. Bunun nedeni ateşi oymamız gerekiyordu. Ninem bunu söyledi bana. Kül köreği yaparken ateşi temizliyorlarmış. Biz direkt külün üstüne attığımız için kenarlarında biraz yanma oldu. Ve şu tencere kapağı mükemmel bir şey arkadaşlar. Üstüne pişmediydi, ters kapadık, koyduk. Şöyle göstereyim. Hatta üstünden kıymasını alayım. Bakın arkadaşlar, kıyma ne güzel pişmiş yani. Bunu da başardık. Bence güzel. Güzel bir video oldu. Bize afiyet olsun. Ben soğumadan, koyunumda kalkmadan yiyeyim. Şöyle söyleyeyim. 20-25 dakikalık bir video olacak ama 1,5 saat falan geçti. Yani yarım saatim kalacak. Koyunlar kalkmadan çayımı içeyim, yemem yiyeyim. Ayranımız var. Yine bir sürü katığımız var. Sizlerle bir pide deneyimi yapayım dedim. Gel. Hatta şöyle bir şey yapalım. Gel oğlum. Gel. Gel.
Gel. Gel. Gel. Hayır. Fazla değil ama. Fazla değil ama. Ah, şuradan al. Evet. Ben yememe devam edeyim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Kanala abone olup destek olursanız daha iyi videolar çekmeye devam edeceğiz. Görüşürüz. Allah'a emanet. Kırpides.